Baksana, görebileceğin en güzel manzara. Gerçi görebileceğiniz en güzel manzaranın benim b**im olmaması lazım ama bir tık öyle oldu. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. 2 aydır falan video gelmiyor. Tekrar gelmemiş şerefine bir like patlaması bekliyorum. Hedef 1 milyon, artık böyle son sürat 1 milyon aboneye gitmek istiyorum. Evin önünde takılıyorum, iş güç yok bugün. Ay ben bu şom ağzımı yapmalar arıyor efendim, yapma. Çabuk madene arkadaşlar. Neyle geleceğim madene? Evin önündeyim, tır yok, bir şey yok. Tır caddededir abi. Sıfır tır aldık, onu getiresen. Arkadaşlar benim dönmemiş şerefine sıfır tır almışlar. Şöyle caddeye doğru bir koşayım bakalım. Gelir gelmez sıfır tırı da göreceğiz. Nerede lan sıfır tır? Ben burada tır göremiyorum. Şurada gibi bir şey var ama bunu da kim almış kardeşim? Şu kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tır nerede ya? Cappar'ı ben bir daha arayayım. Cappar bu tır nerede ya? Abi caddede abi. Allah Allah. Caddede tır yok. Cappar bunun markası, rengi mengi nedir ya? Abi beyaz daftır daft. Beyaz daft, beyaz daft. Ananı ama içi falan teknolojikmiş abi. Böyle kontağımı açalım bak. Hayalet ekran falan var. Test boyutta çalıştır kardeşim. Ananı. Ne oluyor? Mafya geldi. 40 sene önce buraya bir adam in. Haydi bismillah. Güzelce de çalıştırdık. Şöyle bire verelim. İmdat salalım. O kornaya basanın anasının madene doğru yolculuğumuz başlasın. Nah başladı. Ne oluyor burada şu an? Kornaya basınca açıldı mı yol? Başlar başlamaz ortalık gene bir karıştı. Ben acaba hiç dönmemeli miydim? Ben buradan nasıl çıkacağım? Şu tezevenk niye dardan geliyor şu an? Senin döneceğin açıya sokayım. Geniş alsana. Penguen kılıklı şempanze. Şu an boşu boşuna bekliyorum. Bas 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 oğlum, sağlı bas. La şuraya gel, la şuraya gel. Senin matematik, fizik, kimya hocanın... Ben niye döndüm tekrar? Vallahi bir iki ay daha gidesin var ya. Şu dert çekilir mi ya? Şu ne bu çile bu? 2000 years later. Çıldıracağım. Evet arkadaşlar, ilerliyoruz. Madene doğru. İçimsiz tırımız ve dorsemiz ile gidiyoruz. Ne götürdüğümü de bilmiyorum. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Ne var ne yok, umarım iyisinizdir. Yorumlar geliyor abi, yüzünü göster, yüzünü göster artık diye. Tokat'a falan da gittim. Oğuzhan'la da takıldık bu 2 aylık süre zarfında. Olmadığım zamanlarda senin dönüş yapacağın açının anasını... Gene o piç ya, oradaki piç. Diyorlar ki yüzünü göster. 1 milyon abonede falan bakarız, anlaşırız falan diyor. Ne yapacaksınız yüzümü ya? Yani ben size gösteriyorum yani. Yüzümü ne yapacağız? Yüzünü herkes gösterir. Maksat göstermekte. Ki gerçi gösterip paraya para demeyenler de var ama biz de öyle de değiliz. Ucundan gösteriyoruz, bir işe de yaramıyor yani. Ama tabi bu zamana kadar beynimizdeki fikirleri göstererek, kalbimizdeki sevgiyi hissettirerek ve en önemlisi de hep birlikte gülmeyi başararak geldik. Onun için ne diyoruz? Veya yüzünü herkes gösterir. Asıl mesele beynin içindeki fikirlerdir. Çoğunun beyninin içinde kendi fikirleri yok. Başkalarına ait fikirler var. Veya daha da kötüsü, çoğunun fikrini saklayabileceği veya oluşturabileceği bir beyni de yok. Kötü durumlar tabii. Allah yardımcıları olsun. Mesela 40 bin aboneden beri bana bot diyen biri var. Bizi izleyenler arasında da çok öyle maalesef. Geliyor böyle boktan boktan sebeplerden nişliyor. Fikri ve beyni olmayanları gönderdiğimize göre burada kalıp eğlencemize devam edebiliriz. Duff'ın böyle bir tırı arkadaşlar. Oraya da yeni geldi. Yeni gelen her şey gidip sorgusuz sualsiz alan bizim şirket de Cappar sağ olsun. Böyle değişik bir şey almış. Aşağıda uçmayan. Sıfır tır diyor bir de buna. Neresi tır ama? Arkada da ağır bir yük var yani. Ne olduğunu demediler bana ama hissediyorum. Tır böyle bir zor gidiyor. Yavaş 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 gebeleceğiz, gebeleceğiz. Hiç güven vermiyor bana şu an. Çok riskli gidiyoruz ya. Cappar'ın sıfır tır diye övdüğü tır amına koyayım bak. Sizleri de özlemişim. Pilleri demiş öldü. Şimdi yazsınlar. İmdat TV geri döndü. Burası da bir TikTok'a döndü ve yol durdu. Allah kahretsin. Ne var bu yolda? Hiçbir şey yok. Önündeki durmuş. Yolun bir suçu yok. Böyle az geri gelip halledebiliriz. Niye geri gelemiyorum ben? Ya geri vites yok kardeş. Geri gelmiyor. Geri vites yok lan. 10 günde geri gel. 20 günde de ileri kalkarsam senin alacağın tıra sokayım Cappar. Senin de duracağın yere medarı iftarını... Ne kadar ilginç bir küfür oldu, medarı iftar. Adamların normal şartlarda kullanamadığı kelimeleri biz küfürlerimizde kullanıyoruz. Sen de gel içime gir. Karavanları içime sok, içimizde tatil yapalım. Önümüze de tren geldi, inşallah bir yerlerde kalmaz. Kirkeneskene bildiğiniz gibi. Ananın. Ne yap?
aptal bir kazaydı o ya. Suç bende mi değil mi bilmiyorum. Yol gene bir durdu, adam dönemiyor. Ah! Millet öttürüyor. Arkadaş iki günde döndü. Ve kalktık, devam ediyoruz. Ver müziği. Öküz gibi bir dorsemiz var arkamızda. Öndekini sollayabilir miyiz acaba? Sen niye duruyorsun yolun ortasında? Şöyle bir bakalım, karşıdan kimse gelmezse solları. Yüz yolda korna çalıyor. Sen şizofren misin? Sen gerizekalı mısın? Kime korna basıyorsun? Ne lan? Niye korna çalıyorsun lan? Bu arada gayet de güzel geçtim. Az daha basayım. Şöyle sağ sinyalimde vereyim. Niye korna basıyorsun acaba? Bu kafayı durduramıyorum. Şunu abi, şuna mı çıkamıyor? Şunu da sollasak güzel olacak. Karşıda temiz görünüyor. Şöyle bir deneyim arkadaşlar. Hadi bakayım. Benim tırın kendini ayırıyor. Hocam az sağa geç de sallayayım seni ya. Hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Anayım bıyığını... İğrenç bir küfür. Ben ne dedim? Şimdi ondan da linç yiyormuşum değil mi? Önde gidiyormuş anamın bıyığına sözü değil. Valla öyle bir şey derse anasının bıyıklı olduğunu kabul etmiş sayılır. O daha da kötü. Anasının bıyığı yoksa küfür zaten boşa gitmiş demektir. Ne kadar stratejik küfür ediyorum ya valla. Devam et kardeşim. Kimse bana selam vermiyor. Kimse beni ciddiye almıyor. Tipe bak. Ve trafik burada durdu. Allah belamızı nasıl verdi? Oynat bakalım. Oo! Babaannesinin daniskası gibi trafik var. Ama ilerliyor. Bunlar güzel şeyler. Biz de tüm hızımızla hareket ettik. Adeta bugün bu statta tarih yazacağız. Senin gibi tırın anasını atlayın. Burada durdu bizi izliyor. Ne lan panayır mı oynanıyor? Ne yapıyoruz burada? Yürü lan. Ama tırın içi ferah. Bak böyle arka camı falan da var. Şurada da bir camı var. Lan benim odamda bu kadar cam yok. Odamda duvarlar üzerime geliyor. Hava da kararıyor. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Biz madene nah gideceğiz gibi yolun haline bak. Arap saçına dönmüş. Neler diyorum acaba şu an, inşallah beni s**kim falan demiyorum. Galiba beni s**kim dedim adam, donga yatırıp falan. Ben şu dönen yazılı lastiklerin o**lu çocuğu olduğunu düşünüyorum. Karşı taraf geliyor, inşallah bize gidiyor. Hadi artık yeter bunlar, neye geliyor insanlar. İçtim mi, ne yaptım? Ana gaz vere kalktık kardeşim. Unutulmuyor. Ulan şu tırdaki bas kadar mutluluk veremeyen insanlar var. O insanların ben tam. Ne güzel geçtik lan adamlar. Seninle de öyle geçebilirdik ey sevgili. Ama sen benimle geçmeyi değil de benden gitmeyi tercih ettin. İlerlemeye çalışıyoruz. Kirkenes'te ilerlemek hayat misali. Duruyor, yürüyor, tam oldu diyorsunuz. Bir bok çıkıyor, havaya uçuyorsunuz veya aşağı düşüyorsunuz dağdan aşağı. Buraya her geldiğimde de bunu hissediyorum. Hayat gibi yol. Bak tırım istop etti mesela. Geri kayıyor. Yani neyin ne olduğu belli değil. Ama yine de mücadele edip varmaya çalışıyorsunuz. Küçücük kadar bir tırınız olsa bile. Tabi bu da göreceli bir kavram yani, kime göre. Bana göre ise büyük sıkıntı. Ki videonun başından beri de öyle diyorum. Farkında olmadan ölçüsünü veriyorum. Ölçüsüne kalana kadar öğrendin zaten. Ki videoda daha neler veriyorum bir bilseniz. Bu yolda ilerlemiyor çünkü bu yol piç. Yemin arkadaş bir ilerledi. Ben de şöyle kafayı bir soğuk ayım. Bakalım ne var ne yok. Ben girebilir miyim oraya? Girmeyeyim, orayı tıkarız. Az bekleyelim. Karşıdan da tır geliyor. Ben şöyle kenara alayım kardeşim, ona bir yol verelim. Kralına yol vermişiz. Soyut arası kimin umurunda? Aşağı düş. Lan aşağı düş. Çık şuradan. Çık. Bariyer tutsun ben ha. Şöyle kalayım da. Tamam gel bakalım. Geç. Dona bir hal oldu. Ananı aynama takıldı. Hala geliyorlar. Gel hocam. Eyvallah. Benim korna bir küfür gibi oldu. Niye öyle oldu? Şöyle kısa tat tat falan yapmak istedim de basılı kaldı. Önümüzde bir açıldı. Artık gideceğiz inşallah. Sonunda rampayı da çıktık. 12'de falan çıkarttım sizi orada. Hızlandırdım yani. İnişe de geçtik arkadaşlar. İstanbul günaydın. TK999 iniş için yaklaşıyoruz, tamam anlaşıldı. Hava trafiği müsaitmiş. Aman hocam aman. İniş yapıyoruz, hadi bakalım. İyi inişler. İmdat hava yolları, iyi inişler. Ben gerçek bir iniş yapıp videoyu öyle bitirelim. İniş için yaklaşıyorum bu ne? Ananız. İnemedim amına. Hiç hayalimdeki gibi bir iniş olmadı. Zaten bu zamana kadar hiçbir hayalim de olmadı. Onun için sıkıntı yok. Hayalimdeki gibi inmiş olamayabilirim ama hayatımdaki gibi düşebilir ve yıkılabilirim. Ben şuradan aşağı doğru düşüp mi yıkılacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. El gelen de burada bana çarpıyor. Bir de siz vurun be. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İmdatsız kalmayın.